Nasıl? Nasıl? Teşekkür ederim davet için. Ayrıca teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? Valla bizler de iyiyiz hocam, olabildiği kadarıyla. Malum dünya çapında bir pandemi var. Haliyle Bahar Matematik Buluşması da artık bu seferlik çevrim içi olarak düzenlenmek zorunda kaldı. Ben ilk sorumla başlayayım isterseniz. Hem biraz giriş niteliğinde olsun. Lisans eğitiminizi ODTÜ'de tamamlamışsınız. O yıllara dönüp baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkesin bildiği gibi Türkiye'nin en köklü ve nitelikli matematik bölümlerinden biri. Gönlünüz hep oradan mı yana olmuştu diye ilk soruyla başlayayım. Teşekkür ederim soru için. Gönlüm hep ODTÜ'den yana olmuştu. Ben Anadolu ve Fen Lisesi sınavlarında iyi bir derece yapmıştım. O zamanlar işte gazeteciler soruyordu bundan sonraki hedefiniz ne olacak diye. Benim aklımda her zaman ODTÜ Matematik vardı. O zaman da belirtmiştim. ODTÜ Matematik bölümüne gidip ardından akademik çalışma yapmak istiyorum diye. İzmir Fen Lisesi'nin ardından ODTÜ Matematik'e gittim. Çok memnun oldum. Herkes gibi sanırım ODTÜ mezunu, herkes gibi ben de her zaman gurur duymuşumdur ODTÜ'den mezun olduğum için. Türkiye'deki birçok iyi üniversite arasında belki ufak bir farkı çok geniş bir alanda çalışabilme alanı sunuyor. Çok fazla hocası var. Yani ne yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz ODTÜ'de. Hangi alanda çalışmak istiyorsanız çalışabiliyorsunuz. ODTÜ yıllarından geride hep güzel anılar kaldı. Şimdi geriye dönüp bakınca hep güzel şeyler hatırlıyorum. Güzel yıllardı. Hala o çizgisini sürdürmeye çalışıyor bizce de, yani epey zengin, çeşitli alanlarda çalışan hocalar bulmak mümkün ODTÜ'de. Diğer üniversitelerde birazcık daha belli alanlara odaklanma olabiliyor. Evet, doğru. Sonrasında yine yüksek lisansa da orada devam etmişsiniz. Hangi konular üzerine kimle birlikte çalışmaya başladınız diye sorayım. Benim zamanımda şöyle bir seçenek vardı. Ortalamanız 4 üstünden en az 3'te sanırım direkt bütünleşik doktoraya başlayabiliyordunuz. Ben lisanstan sonra bütünleşik doktoraya başladım aslında. Tez hocam Yıldıray Ozan olmuştu. Sinteklik geometri, topoloji alanında çalışmaya başladım. Daha sonra doktora yurtu da tamamlamadan yurt dışına gittiğim için yüksek lisans diploması alarak gittim. Yıldıray Hoca'yla sinteklik geometri, topoloji çalışmıştım o zamanlar. Anladım. Yani 2 yıl sonra ayrılabiliyordunuz, yani master derecesi elde edip programdan. Öyle bir olanak vardı. Eğer bütün, yani normalde master derecesi vermiyorlardı ama benim durumum biraz farklıydı çünkü ben bütün doktora yeterlilikleri geçmiştim. İkinci yılın sonunda programa devam edebilmek için dört alandan master yeterlilik sınavları yapıyorlardı. Onları tamamlamıştım. Ondan sonra da doktora yeterlilik sınavları oluyordu. Onları da tamamlamıştım. O yüzden hani bütün dersleri de tamamlamıştım. O yüzden doktora tezini sunmamıştım bir tek. Onun yerine master diploması vermeyi kabul etmişlerdi. Anladım. Sonrasında yine Hamburg Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam etmiş olarak gözüküyorsunuz. Doğru, evet. Başka bir İkinci alanda mı lisans eğitim? yaptım. Başka bir alanda tezimi sunmamış olduğum için ODTÜ'den tezsiz yüksek lisans diploması aldım. Hamburg'da doktoraya başlarken tez yazmış olmamı istediler. O yüzden tezi yüksek lisans programını tamamladım Hamburg'da ve alanımı da değiştirerek tamamladım. Orada algebraik geometri üzerine yaptım tezimi. Anladım. Danışmanlığınızı Ben Siebert üstlenmiş. Kendisinden biraz bahsetmek ister misiniz? Olumlu bir yüksek lisans periyodunu tamamlamış gibi gözüküyorsunuz. Doktoraya da onun danışmanlığında devam etmeye karar vermişsiniz anlaşılan. Evet, doğru.
Banksy'yi ben o türde yüksek lisansını yapıyorken tanıştım. O sırada yurt dışına bir yaz okuluna gitmiştim Hamburg'da. O zaman işte algebraik geometride çalışan grubu tanıma şansım oldu. Onlar da bir yaz boyunca çalışma fırsatım oldu. Çok hoşuma gitti zaten, o yüzden karar verdim Hamburg'a gitmeye. Orada başvurdum. Ben Sibel çok kaliteli bir matematikçi, çok iyi bir hoca. Şu anda da Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birinde iyi bir profesörlük pozisyonu aldı. University of Texas Austin'a temelli olarak gitti. Çok zorlayan bir hoca, çok teknik konularda çalışıyor. O yüzden birçok öğrencisi var. Şu ana kadar çok az akademide devam edebilme şansı olan öğrencisi oldu. Çünkü çok teknik olarak çok zorlayan konularda çalışıyor ve çok az zamanı oluyor genelde. Hani onunla beraber çalışmak her zaman çok müthiş oldu benim için. O zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmek için çok çalışmak, çok hazırlık yapmak gerekiyor. Her haftada bir buluşuyorsanız. İşte onun öncesinde bayağı bir zaman harcamak gerekiyor çünkü çok kısa zaman. Benim için çok yararlı oldu her zaman. Çok şey öğrendim kendisinden. Anladım. Yani hem ODTÜ'de hem de Hamburg'da matematik bölümlerinde asistanlık yapmışsınız Doğru. yüksek lisans doktora yıllarında. Yani bu deneyimlerinizden hareketle bunları biraz birbiriyle kıyaslayabilir miyiz? Yani öğrenciler nasıldı? Yani iki farklı okulda gene uygulama derslerine girmeyi nasıl farklılıkları, benzerlikleri vardı birbiriyle diye sorayım. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bulunduğum yıllarda kalkülüs ve lineer algebra gibi derslerin asistanlığını yapmıştım. İşte recitation hour'larını, problem çözme saatlerini sürdürüyorduk. Hamburg'da research assistant görevinde bulundum doktora süresince. Orada gönüllü olarak ders verdim. Ders verme zorunluluğu yoktu. İşte Almancamı tekrar geri dönmek, hatırlamak için Almanca ders vermek istedim. Berlin'de doğup büyümüştüm ben. İlkokulu falan orada tamamlamıştım. Ama Almanca ders verme tecrübesi olsun diye işte gönüllü olarak ders verdiğimde aradaki fark, ODTÜ'de daha çok lisans birinci, ikinci sınıf seviyelerinde ders vermiştim. Hamburg'da biraz daha üst düzey lisans öğrencilerine ders vermiştim. O yüzden kıyaslamak biraz zor. Ama ortalama genel olarak kıyasladığımda Hamburg'da doktora programları biraz daha farklı çünkü devlet tarafından desteklenen research training grupları oluyor. Yani 5 yıl boyunca üniversitenin bölümüne devlet işte belli bir ödenek sunuyor. Bölüm 20 kişi belli bir grup oluşturuyor. 20 kişi işte bizim 10 tane doktora öğrencisi, 5 tane postdoc, birkaç tane daha işte master öğrencisi ve visiting position'da insanlar vardı. Onlar beraber bir proje üzerinde çalışıyorlar. O yüzden biraz daha odaklı bir çalışma olmuştu. Farklı olarak temel vaktinizi ayırmanız, çalışmanız istenen şey research odaklıydı. ODTÜ'de daha çok bütün sadece matematik değil, bütün diğer bölümlere, engineering bölümlerine de ders vermek şeklinde gelişmişti. Anladım. Teşekkür ederim. 2016'nın Eylül ayında yani doktoranızı tamamladıktan sonra Princeton'daki Institute for Advanced Study'de doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuşsunuz. Evet. Burada yani Albert Einstein, Oppenheimer, Weyl, von Neumann, Gödel belki bu liste daha da uzayıp gider ama büyük matematikçilere ve fizikçilere ev sahipliği yapmış bir kurumdan bahsediyoruz. Yani böyle bir atmosferin üzerinizde nasıl etkileri oldu? Onlarla kısa bir zaman dilimi farkıyla aynı kurumda çalışma şansı bulmuşsunuz. Nasıl hissettirdi diye sorayım.
Teşekkürler soru için. IIS School çok güzel bir deneyim oldu benim için. 4 ay boyunca member olarak bulundum orada. Housing imkanı müthişti. Şimdiye kadar kaldığım en güzel housing sunmuşlardı. Kampüsü çok güzeldi. Kampüsü çok büyük, dolaşırken hep aklımda dediğiniz gibi burada Einstein gibi bu isimler dolaşıyordu. Kim bilir neler düşünüyordu gibi sorular oluyordu. Çok şey öğrendim oradan da. Orada özellikle öğle aralarında ortak bir yemekhane var bütün IIS School memberlerinin yemek yediği. Matematik bölümüne ait bir masa var, fizik bölümüne ait bir masa var, bir de tarih ve sosyal bilimlere ait bir masa var. Ben genelde sürekli olarak fizik, tarih, matematik arasında değişip değişik yerlere oturuyordum. Fizik masasında işte Witten'la karşı karşıya oturup sohbet etme şanslarım oldu. Çok güzel bir tecrübeydi, çok güzel bir insan etkiledim. Tarihçilerle birçok şeyler tartıştık. Onların bilime bakış açısı, işte o aralar onların tartıştıkları şeyler çok ilginçti benim için. Onlardan da çok şey öğrendim. Çok keyifli zamanlardı IIS School. Mersimetre üzerine özel bir semester vardı. Orada member olmuştum o sırada. Paul Zeidan mentorluğumu yaptı. Çok güzel geçti. Ben de tam onu soracaktım. Paul Seidel da epey meşhur bir matematikçi. Hatta Donaldson'un bir eski bir doktor öğrencisi. Ondan biraz bahsetmek ister misiniz? Dediğiniz gibi mirror symmetry y doğru orada galiba özelleşmeye başladınız. Evet. Onunla birlikte çalışmak nasıl çalışmalarınıza yön verdi diye sorayım. Pozantin'le çalışmak müthişti. Alanlarımız tam aynı olmasa bile her zaman tartışmalarımız her zaman çok verimli geçti. Yani tam olarak aynı alanda olmasak bile mutlaka her konuda bir fikri var, bir şeyler söylerdi ve benim o düşündüğüm şey farklı bir bakış açısıyla bakmamı sağladı her zaman. Çok güzel sorular sordu. Sorduğu sorulardan birini daha sonra Thomas Prince'le beraber bir paper olarak yazdık. Basıldı. Proceedings of London Mathematical Society'de. O Paul Zeidan'ın sorduğu bir sorunun çözümü olan bir paper. Sorduğu sorular düşünmemi istediği şeyler ya da yönlendirdiği şeyler, verdiği fikirler. Hem çok orijinal hem çok çözülebilecek, kusura bakmayın, çok uzun yıllardır Türkçe konuşmaya unutuyorum sanırım. Çözülmesi muhtemel olan sorular ve de orijinal sorulardı. O yüzden hala da sorduğu sorular üzerine düşünüyorum. Hala kendisiyle iletişim içerisindeyim. O yüzden çok mutlu oldum. Evet, Pozardın müthiş bir matematikçi. Bunlar epey güzel deneyimler gibi. Ondan sonra da araştırmalarınıza 2017'nin Ocak ayından beri, Ocak ayından itibaren daha doğrusu, Imperial College London'da devam etmişsiniz. Tom, evet. Nasıl okunuyor? Tom Coates mu? Tom Coates. Aynen, evet. Tom Coates'un 2017 Ocak'ta, evet. 2017 Ocak'tan 2019 Eylül sonuna kadar Paris'e taşınana kadar Imperial College London'da Postdoctoral Research Associate olarak çalıştım. Tom Coates'un mentorluğunda. Tom Coates da aynı şekilde sanırım bütün akademik hayatım boyunca mentorlar açısından hep aynı şeyleri söyleyeceğim. Çok şanslıydım gerçekten de, çok müthiş bir insanı da. Sintaktik ve aljebraik geometri üzerinde çalışıyor. Çok müthiş, o da çok zeki bir insan zaten. İlk doktora sırasında Annals of Mathematics'te publication var, Gilintal'la beraber Gromovitz'in varyantları üzerinde çalışıyor. O olan da expert ve çok güzel bir grubu var. EPSRS diye
Avrupa'da işte grant veren bir kurum var. Coates, Mark Gross Cambridge'den, bir de Miles Reed Warwick'ten üçünün beraber joint bir grantleri var. Onlar beni görevlendirdiler postdoc olarak. O yüzden Imperial, Cambridge ve Warwick arasında sık sık onlarla tartışma, işte research vizitlerinde bulunma şansım oldu İngiltere'deyken. Mark Gross'la paper yazdık. Tom Coates ve Mark Gross'la şu an devam eden bir projemiz var. Onun üzerine çalışıyoruz. Çok güzel bir grup. Çok yeni teknoloji kullanıyorlar. Çok Londra'dayken EPSA Res Postdoc olmanın avantajı her sene, yani postdocların her türlü ekstra ihtiyaçlarını karşılamak için çok fundingleri oluyor. Çok yararlı olmuştu. Yani sene, şimdiye kadar hiçbir yerde olmadığı kadar çok gezme, konferanslara katılma imkanı olmuştu. Senede 4.000-5.000 pound civarı bir ekstra funding sağladılar ve çok yarar oldu. Güzel zaman. Evet, Tom Coates'u da biraz böyle araştırdığımda onun da akademik soy ağacında işte Alexander Gewenthal, oradan da zaten Vladimir Arnold'a uzanan bir dallanma vardı. Yani bu gene sizin de bahsettiğiniz gibi ben de kendi kendime yani daha çok simplektik geometri, belki tekillikler teorisi falan, topoloji gibi bir geçmişi vardır diye düşünmüştüm. Evet, çok geniş bir alanda çalışıyor. Simplektik geometri topoloji alanında da geçmişi var. Son zamanlarda zaten Tom Coates'un paperlerine bakarsanız çok geniş bir collaborator kitlesi var. Algebraic geometricilerle de çok paperlar yazıyor. Matematical physics alanında çalışan insanlarla da. Ben algebraic geometri tartışıyordum kendisiyle genelde. Yaptığımız şey, yaptığımız computation'ları bir computer software geliştirip bize computer teams invariantları kolay bir şekilde hemen rakamları söyleyebilecek bir software yazmak oldu bir yandan. Tom Coates son zamanlarda iki tane postdoc kaydetti. Sadece computer algebra geliştirmek için o alanda odaklandı. Çok geniş şeyler yapıyor. Her alanda çalışıyor yani. Herkesle collaborate eden bir insan. Çok ilgi çekici duruyor. Yani son olarak da 2019 Eylül'den itibaren gene doktora sonrası araştırmalarınıza Paris Saclay'deki Université de Versailles, doğru okuyorum sanırım, kurumunda sürdürüyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada da Dimitri Zivonkin mentorluğunuzu üstlenmiş durumda. Evet. Onun da ilginç bir akademik soy ağacı vardı. Biraz kurcaladım. Bismuth'un öğrencisiymiş. Oradan da gene böyle Lyon. Sonra da hatta ilginç bir şekilde Schwarz'a doğru gidiyor. Yani böyle daha analiz, olasılıkçı bir kökenden geliyor gibi, ama şu anki mentorunuz da galiba cebirsel geometri alanında. Evet, şu andaki mentorum Dimitri Zivonkin Rus asıllı bir matematikçi. Çok iyi bir matematikçi. O da Notional Spaces of Curves alanında uzman. Kendisiyle şu an Representation Theory üzerinde bir projemiz var. Representation Theory kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Gromovitz'in türü invariantları invariantları bağlı bir proje. Dimitri Zivonkin'le Imperial College'dayken ben tanışmıştım. Kendisiyle şu an çalıştığımız projeyi yazıp Fondasyon Matematikçi Akademi'ye başvurmuştuk. Projemizi desteklemeleri için funding'e başvurmuştuk. O kabul edildiğinden beri işte bir yıl oldu, bir yıl daha buradayım. FMJH, bu Fondasyon Matematikçi Akademi postdoc olarak çalışıyorum Paris'te. Paris çok güzel. Dimitri Zivonkin de aynı şekilde. Bütün diğer mentorlarım gibi çok müthiş bir insan. Çok güzel bir collaborator.
O yüzden evet. Almanya, Princeton, Londra, Paris. Bakalım bir sonraki durak önümüz sene belli Ben olacak. de tam soruyu oraya getirecektim. Böyle Ankara'dan işte Paris'e uzanan böyle bir sürü ciddi bilimsel açıdan saygın kurumda çalışma şansı bulmuşsunuz. Bir kadın Türk matematikçi olarak buralarda yer almak nasıl bir duyguydu sizin için? Lisans yıllarında belki daha öncesinden itibaren böyle ciddi başarılığın hayalini kurar mıydınız diye sorayım. Soru için çok teşekkür ederim. Ya evet, çok müthiş bir duygu. Sanırım ben matematikçi olmayı gerçekten bu hayali çok öncesinden beri kuruyordum. İlkokulu Almanya'da başladığımda ilk yazmayı öğrendiğimde babam büyüyünce ne olacaksın, bir kağıda yaz demişti. Ta o zaman ben büyüyünce matematik profesörü ve yazar olmak istiyorum diye yazmışım. Yazarlık olmadı, bilmiyorum belki olur. Matematik profesörlüğü de henüz olmadı ama hala istediğim şeyler. İlkokula Almanya'da gidiyorken oturduğumuz yer işte Teglis'te çok fazla Türk öğrenci yoktu. Benim matematik dersine her zaman ilgim orada başlamıştı. Bizim sınıfta matematikten bir alan, orada eğitim sistemi bir ile altı arasında notlar bir en iyi not. Bir alan kimse olmuyordu, ben hep bir alıyordum böyle. O zaman çok böyle matematik öğretmeye çok aşıktım o zaman. Çok güzel bir insandı, çok iyi bir bayandı. O çok bana bir güven vermişti. Evet, ben de burada bir şeyler yapabilirim hissi vermişti. Almanya'da Türk kökenli hiçbir tanıdığım matematik profesörü yok. Yabancı kökenli çok fazla profesör yok. O yüzden benim böyle çok örnek alabileceğim çok insan olmadı ama ben hep böyle o güvenle belki bir gün ben bir yerlere çalışıp gelip belki ben bir gün örnek olurum diye hep düşünmüştüm. Umarım Anladım. ilerleriz bakalım. Umarım bir şeyler olur. Bir arkadaş da sormuş. Ben de zaten soruyu tam oraya getirecektim. Çalışma hocamız şu an tam ne çalışıyor diye. Ya benim izini sürebildiğim kadarıyla cebirsel geometri, işte ayna simetrisi yeni bir alan oldu. Evet. Gross-Seebert programı. Mark Gross'la bir paper yazdık. Cambridge Üniversitesi'nde bu yaz tamamladık çalışmamızı. Archive'da. Dediğiniz gibi evet. Onun dışında da işte Gromov-Witten teorisi, belki tropikal geometri, tabii simplektik geometri bunların yanına eklenebilir. Yani ana olarak geometrici diyebiliriz. Evet. Geometri doğru. Yani yine de tekil tekil çok kapsamlı ve derinlikli alanlardan söz ediyoruz. Yani ben böyle çok üstün körü bakabildim. Bir kısmına dair dersler aldım falan, birazcık tecrübeliyim ama hiç bilmediğim şeyler de var bunların arasında. Şöyle sorayım, yani sizin araştırmanızı özel olarak direkt alanların kendisi üzerine mi yoğunlaşıyor, yoksa daha çok bu az önce saydığımız alanların arasındaki bağlantılara mı odaklanıyorsunuz diye sorayım. Daha çok alanlar arasındaki bağlantılar arasına odaklanıyorum. Benim matematik geçmişime de bakıldığında simplektik geometri topolojiyle başlayıp daha sonra aljebraik geometriye kayıp farklı alanlarda aynı objeleri farklı şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Gromov-Witten'in invariantlarını mesela simplektik geometricilerin tanımlama şekli var, aljebraik geometricilerin tanımlama şekli var. Simplektik geometride bazı structure'lar oluyor. Bu structure'lar aljebraik geometride nasıl tanımlayabiliriz? Bu tür soruları seviyorum. Farklı alanları, yani sadece tek bir alana, kısıtlı bir alana odaklanmak, hani o da güzel bir şey. Çok çok güzel işler yapıyorlar kısıtlı bir alana odaklanan insanlar da. Yani kötü bir şey söylemek için demiyorum. Yani benim
research olarak sevdiğim şey, yani daha geniş bir perspektifte çalışıp farklı alanlardaki structure'ları karşılaştırmak. Mesela yani simplektik geometri dediniz. Bilmiyorum. Ben bu iki kelimeyi duyunca aklıma hemen o Arnold'un kitabı geliyor. Yani mevzu Mathematical Methods of Classical Mechanics'ti galiba ismi. Yani bu çalıştığınız alanların aslında hepsinin hemen bitişiğinde çok ciddi fizik teorileri de yatıyor. Fizikçilerin icat ettiği bir alan. Aynen. Bu çalışmalarınıza ilham veriyor mu? Yani işin o kısmında da yer alıyor musunuz? Yoksa daha çok matematik kısmıyla mı uğraşıyorsunuz diyeyim? Fizik kısmı tabii ki çok ilgilendiriyor. Ben kendimi hiçbir zaman fizikçi olarak tanıyamam çünkü o kadar o tüze benim fizik mezunu bir kuzenim var şu an. UPenn'de profesör. O yani fizik biyoloji çiftten daha yapmıştı. İşte abim fizik mezunu. Fizikçi epey var ailede. O yüzden her zaman böyle ilgimi almıştır ama ben hiçbir zaman fizikte o kadar çok iyi olduğunu düşünmedim. Ama bizim research training group'ta yarısı fizikçiydi insanların, doktor öğrencilerin. Beraber çalışıp birbirimizin dinden anlayabilmek için epey zaman harcadık. Fizikçilerin farklı bir terminolojisi var. Matematikçiler aynı şeyleri anlatmak için farklı terminolojiler kullanıyorlar. O yüzden doktora süresince epey zamanın bu farklı terminolojileri anlayıp ortak fizik paper'ları okuyabilmek şeklinde gelişti. Fizik paper'larını okumayı her zaman seviyorum. Her zaman çok güzel. Beni tek discourage eden bir fizik paper okuduğumda hiçbir zaman tam olarak anlayıp anlamadığımdan emin olamıyorum. Hani computation'lar yapıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Hatta fizik sınavlarından hiç çok iyi bir understanding'e sahip olmadan iyi notlar aldığınız sınavlar olmuştur belki maalesef. Ama matematikte öyle olmuyor. Matematikte her zaman bir şey anladığım zaman anladığımı bilebiliyorum. O yüzden matematik her zaman daha ağır bastı ama fizik paper'ları okumak, fizikçilerin neler yaptığını görmek her zaman ilham veriyor. Soruları da ilham veriyor. Şu anda da fizik arkadaşlarla çalışıyoruz. Anladım hocam. Birkaç tane soru da gelmiş. Hatta ikisi böyle birleştirilebilir gibi. Hülya hocamızın lisans öğrencilerine verebileceği tavsiyeler nelerdir ve işte Türkiye'deki matematik bölümleri hakkında ne düşündüğünüz merak edilmiş. Hangi bölümde okunduğu neler değiştirilebilir gibi ilginç bir soru gelmiş. Teşekkürler sorular için. Lisans öğrencilerine verebileceğim tavsiyeler olabildiğince çok aktif olarak konferanslara, seminerlere katılmaya çalışsınlar. Lisans öğrencileri için yaz okulları oluyor. Benim yurt dışına çıkmamın bir sebebi yaz okuluna katılıp oradaki insanlarla tanışıp oradaki grupla tartışma olanakları bulmak oldu. Ben doktoraya master'ıma ilk başladığımda aldığım tavsiye benim Bernstein Barthes'in söylediği ilk şey eat everything olmuştu. Bu her şeyi öğren anlamında. Her alanda bir şeyler hani mutlaka tam olarak çalışma alanınız olmasa bile hani algebraik geometri çalışıyorsunuz. İşte log geometri çalışıyorduk. Ama gidip bir Bayesian Geometry Summer School'una katılıp onu öğrenmek, işte tropikal geometri öğrenmek, başka alanları öğrenmek. Ne kadar çok alanda çok şey öğrenirseniz her zaman bir yararı oluyor. Bir yerlerde kullanabiliyorsunuz. Tabii. Tavsiyem olabilir. Ben her seminere, bu aralar özellikle kolay Zoom'da her türlü Tabii. seminer takip edebiliyorsunuz her alanda. Lisans öğrencilerine tavsiye ederim. Bilmem şimdi ben erken kesmek hiç adlı değil.
Belki hani şunu daha iyi öğrenin diyebileceğiniz şeyler olabilir. Yani bilmiyorum ama. Evet. Ben mesela yani şu an doktora yapıyorum. Yani şu ana geldikçe mesela lineer cebirin çok önemli bir şey olduğunu fark ettim. Ama lisans okurken hiç bu gözle bakmıyordum. Yani çok anlaşılır kolaymış gibi falan geliyordu ama aslında öyle de değilmiş yani. Gayet zor problemler falan çıkıyor oradan yani. Kesinlikle. Ya aslında çok kolay gözüken şeyleri tam olarak anlamak da çok önemli. Yani benim genelde teaching filozofimde yazdığım şey conceptual understanding çok önemli. Öğrendiğiniz kavramları içselleştirmek gerekiyor. Hani matematik yapmak için gerçekten de böyle bakarak, kavramlara bakarak ya da dinleyerek olmuyor. Yine Edwards'ın dediği, sürekli söylediği şey you need to get your hands dirty çoğu zaman. Hep elinize kağıt kalemi alıp gerçekten uğraşmak gerekiyor. Bir kavramı öğrendiğinizde onunla ilgili birçok şey yapma. Yani onu içselleştirmek için hesap kitap ya da işte nerelerde kullanıldığını görüp onları her kavramın üzerinde iyi bir understanding'e sahip olmak için epey zaman harcamak gerekiyor. Sadece kitaplarda okuyup belli kalıpları öğrenmek normal. Ben şimdiye kadar bazı derslerde bazı formülleri ezberlemem gerekti. O formülleri sadece ezberlediğimde tam olarak içselleştirmediğimde ezberlemişimdir belki ama hemen unutmuşumdur ve hiçbir zaman değişime yaramamıştır. Yani hemen unutuyorum ben bir şeyi ezberlediğim zaman. O yüzden anlamak gerekiyor. Yani anlamak için de gerçekten emek harcamak gerekiyor. O zaman tavsiyeniz daha çok yani böyle kağıdın başına geçip bir şeyleri anlayana kadar, iyice içselleştirene kadar Evet, yazmaya çalışmak yani. kesinlikle. Evet, yani ben çalışıyorken ben çok çok hızlı anlayan bir insan değilim. İlk böyle bir paper elime aldığımda hemen yani benim çalışma biçim ilk hızlıca okuyorum ve belki çok az bir kısmını paper neyle ilgili ne yapıyor şeklinde ilk okuduğumda anladığım çok kısıtlı bir kısmını anlıyorum. Daha sonra biraz daha yavaş okuyorum. O zaman işte belki %20'sini, %30'unu anlıyorum. Daha sonra biraz daha detaylı okuduğumda paper'ın çoğu kısmını anlıyorum. Emek kağıt kalemi alıp üzerinde hesaplamalar yaptığımda. O yüzden biraz zaman alıyor. Anlamak epey vakit alıyor işte. Ama belli bir işe geldiğinizde belli bir anlama seviyesine sahip oluyorsunuz. Ondan sonrası daha kolay oluyor. Anladım. Şöyle bir soru da gelmiş hocam. Genelde çok duyduğunuzu düşünüyorum. Bir gün Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye. Teşekkürler soru için. Bilmiyorum. Alman vatandaşıyım ben. Evim Hamburg'da şu an. Türkiye'yi her zaman çok seviyorum. Türkiye bana çok şey kattı. Ortaokuldan sonrasında lisansımı Türkiye'de tamamladım ve bunun için de çok mutluyum. Belki ama zaman ne gösterir bilmiyorum şu anda aklımda kesin planlar yok. Anladım. Teşekkürler soru için. Bir de şöyle bir soru gelmiş hocam. Siz hani bir yaz okuluna katılarak işte orada bir hocayla tanışarak o Hamburg'daki yüksek lisans hatta sonra doktoraya devam ettiğinizden bahsetmiştiniz. Bir arkadaş, bir öğrenci de yani böyle bağlantılar kurmadan, tanışmadan Türkiye'den böyle üst düzey okullara gitmek nasıl olur? Yani başvuru şansımız nedir gibi bir soru yöneltmiş. Çok güzel soru. Ben bu grupla tanıştıktan sonra ilanlarını
bu doktora ve postdoc pozisyonları grubun web sayfasında ilan edilmişti. O ilana başvurup gitmiştim. Eğer tanışmasaydım şansım muhtemelen daha az olurdu. Şansları mutlaka olur ama Avrupa'da şöyle bir şey var. Çoğu hocanın profesörlerin mesela, çoğunun iyi profesörlerin iş kontratlarında işte postdoc hayır edebilir ya da PhD hayır edebilir şeklinde şartlar koşup iş kabul ediyorlar genelde. O yüzden profesörlerin kendi hayır edebilecekleri postdoclar, PhD öğrencileri çok oluyor. Ve bu pozisyonlar çok olduğu için kişisel iletişim çok önemli oluyor. Yani orada hocayla beraber sonuçta bir proje üzerinde çalışacaksınız. Hani hocanın sizi tanıyıp onunla beraber çalışabileceğinizi, bir şeyler yapabileceğinizi görmesi önem taşıyor. Ben başvurduktan sonra interview'e gittiğimde işte bir sunum yapmanız gerekiyor. Yani orada doktora, master ya da doktoraya başvurduğunuzda. Bir sunum yapmıştım. O zaman benim Yıldır Öcü ve başka co-autorlarımla yazdığım bir şeyler vardı, paper'lar vardı. Onları sunmuştum. O yüzden kendi çalıştığınız alanlarda bir paper'ınızın olması yararlı oluyor ki onu sunabilirsiniz. Başvurduğunuz interview'ler genelde yaptığınız bir çalışmanın sunmuş şeklinde oluyor. Onu sunduktan sonra sadece profesörler değil, yani profesörler işte sorular soruyor, normal interview yapıyor, iş başvurusu şeklinde. Ama ondan öte bütün grup, bu 20 kişilik bahsettiğim grup sizinle görüşüyor. Ve ben de daha sonra bu grup içerisinde bulunurken nasıl olduğunu, nasıl başvuranların alındığını bildiğim için hani biz de kandidatla görüştükten sonra profesörlere söylüyoruz işte evet biz bu kandidat grubumuza uyum sağlayabilecek biri, biz bu insanla beraber iyi çalışabiliriz şeklinde bizim de görüşlerimiz alınıyor. Hani birçok faktör oluyor. Oluyor. Ama çoğu hocaların artı grubun başvuran insanla iyi iletişim kurup beraber çalışabileceğini görmesine bağlı. O yüzden kişisel iletişim çok önemli. Anladım. İlginç bir soru daha gelmiş hocam. Hatta ekranaya giymem gerekiyor. Evet. 5-10 dakika gibi kısa bir süre kaldı. Evet. Ben de son soruyu yöneltecektim hatta. Ha, tamamdır. Ben son olmasın diye belirttim dedim. Tamam, teşekkürler. Hep güzel şeylerden bahsettik. Bir arkadaş da başarınızın altında yatan zorluklar nelerdi? Bu zorluklarla baş etmek için tabii olduysa neler yaptınız? Hiç artık pes ediyorum dediğiniz bir durum oldu mu diye sormuş. Teşekkür ederim soru için. Çok kolay bir yol olmadı benim için. Pes ediyorum dediğim bir zaman olmuştu. O zaman şöyle bir zaman olmuştu benim hayatımda. Çok bir yıl boyunca ben liseye tam başlamadan önce okuldan uzak kalmak zorunda kalmıştım. Bir kaza geçirmiştim ve bir yıl boyunca kendi başıma hiçbir dershane ya da işte öğretmen ya da bir eğitim alamadan çoğu zaman hastanede geçmişti. O zaman çok düşünmeye şansım oldu. Ne yapmak istediğimi, işte yapamayacağımı, işte kendi başıma çok vakit geçirip düşünmeye şansım oldu zaten. O zaman kafama koymuştum işte sevdiğim şeyi yapmak istiyorum diye. Şu an zaman zaman hala gerçekten çok çok iyi şeyler yapıp yapamayacağımdan emin olamadığım zamanlar olmuyor değil. Çünkü yurt dışına çıktığınızda ESCU gibi yerlerde, Imperial gibi, Paris gibi yerlerde çok çok iyi matematikçilerle karşılaşıyorsunuz. Çok iyi işler yapıyorlar. Ama emin olduğunuz şey
gerçekten yaptığınız işi seviyorsanız, hani bir honest paper olmasa bile, hani ya da çok çok işte dünyanın en iyisi olmasanız bile iyi iş yapıyorsunuz ve yaptığınız şey değerleniyor bir şekilde. Kendinizi tatmin ediyorsunuz. O yüzden dediğim gibi çok fazla faktöre bağlı akademide aldığınız pozisyonlar, ileride alabileceğiniz pozisyonlar, her şey çok fazla faktöre bağlı. Ama belli bir yerden sonra hayatta kendinizi tatmin etmeyi öğreniyorsunuz yaptığınız şeyde. Yani ne yaparsam yapayım, şu anda hedefim bir şekilde kendimi tatmin etmek. Bakalım. Anladım hocam. Valla çok keyifli bir röportaj oldu bizim için. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama. Ben burada participantların yüzlerini görüyorum. Çok böyle üzücü, Zoom'un üzücü tarafı. O yüzden sorusu olan ya da yüzümü göstermek isteyen ya da kişisel olarak konuşmak isteyen ya da benimle herhangi bir şekilde daha fazla konuşmak isteyen internetten mail adresime ya da yani online olarak Facebook'tan ya da herhangi bir şekilde ulaşabilir her zaman. Sormak isteyen, başka soruları olan öğrenciler falan varsa. Ben her Bakın zaman hocam. insanlarla matematik konuşmaktan özellikle çok mutlu oluyorum. Mutlu Bu oluyorum. epey güzel bir teklifmiş. Kayıt altına da alındı. Tamam. Herhalde sizi rahatsız ederler. Etsinler. Yok, rahatsızlık değil yani. Estağfurullah. Yani her zaman iletişime geçsinler yani. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Galiba sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nasıl yapalım? Öyleyse ben teşekkür ederim tekrar. Çok keyifli bir zamandı benim için. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.